Tamam. Şimdi bir daireyi çizerken sıfırdan, yani bir daireyi çizerken nasıl artısını bulacağız? Yani orta ana merkez artısını bulacağız. İlk önce düz bir çizgiyi çizdik. Buradan yaklaşık olarak bir dairenin yarı çapını vereceğiz. Şöyle diyelim ki 10'dan yarı çapı çizgisi olmuş olsun. Şimdi artıyı oluşturmak için düz ana çizgimiz vardı. Dairemize başlangıç noktası olarak yapacağımız noktayı da koyduk. Ondan sonra bakın üçgen cetveli şöyle çevireyim net olarak görünsün diye. Üçgen cetveli alttaki çizgiye, yani ilk ana orta çizgiye, yarı çapını işaretlediğimiz çizgiye tam olarak oturtuyoruz. Bakın sıfır noktasından oturtturdum. Şimdi buradan çiziyorum. Bakın. Şimdi bu çizgiyi buldum ya. Bu çizgiyi bulduktan sonra düz cetvelimi alıyorum. Bu çizgiyi aşağı kadar uzatıyorum. Şimdi artıyı oluşturdum mu? Oluşturdum. Ne yapıyorum? Hemen pergelimi alıyorum. Pergelimi orta noktaya, yani artıyı oluşturduğum çaprazın içerisine koyup ondan sonra dairemi çiziyorum. Dairem hazır. Bu kadar kolay. Şimdi hepiniz bir bakın arkadaşlar, size de anlatmış olalım. Şimdi daireyi katlarken arkadaşlar çok eziyet çekiyorlarmış. Yani nasıl katlayacağız, nereden katlayacağız? Hani pratiğini söyleyelim. Şimdi dairemizin biraz önce artısını almıştık ya. Aldım ben onu. Artısını almıştık ya. Artısını aldıktan sonra daireyi 8, 16, 32 ve 64 gibi katlara katlayabilirsiniz. Yani bir deseni oluştururken. Şimdi en basit yöntemiyle, şimdi artıyı oluşturduk. Artı bize doğru bakıyor ama bunu katlarken çeviriyoruz. Bakın çarpı işareti şeklinde bize bakıyor. Yani ortada görecek olduğunuz size doğru, bu artı bana doğru bakarken, çeviriyorum katlarken çarpı bana doğru bakıyor. Şimdi o çarpıların çizgilerini ve dairenin dış çizgisini birbirine denk getiriyorum. Bakın aşağıdan kontrol edip merkezi de kontrol ediyorum. Dış çizgimi de kontrol ediyorum. Bak hepsi denk geldi. Şimdi bakın kağıdı dışa doğru, yani eskiz kağıdını dışarıya doğru basarak ilk işaretimi bakın oluşturdum. Şimdi açıyorum. Burası dairemin bakın katlama noktası. Ne yapıyorum buradan? Hemen cetveli koyuyorum. Kalemi alabilir miyim? Cetveli koydum. Katladığım bu noktadan merkezi de baz alarak ilk çizgimi çiziyorum. Şimdi çizdim. Şimdi bundan sonra ne yapıyorum? Şimdi bu çizgiyi çizdim. Ne yapmıştım? Çarpı yapmıştım. Üst üste getirmiştim. Şimdi bu çarpının bu boşluk kısmı, iki tarafı katlamadığım yer, iki elimin hizasına gelecek şekilde koyuyorum. Daha önce katladığım çizgi tam ortada. Şimdi onu birleştiriyorum. Getirdim. Biraz önce çizdiğim çizgi, yan çizgilerimi kontrol ediyorum hepsini ve orta çizgim. Şimdi yine ne yapıyorum? Dışa doğru. Eğer böyle böyle yaparsanız arkadaşlar, içe doğru 1 milim 2 milim giriyorsunuz. Bunu dışa doğru yapmak zorundasınız. Yani böyle dışa doğru alıyorum. Aynı şekilde bu taraftan da dışa doğru alıyorum. Şimdi burada yine diğer katı oluşturdum. Hemen şu daireyi açıyorum. Şimdi bakın öbür çizgi oluştu. Şimdi ne yapıyorum? Bu çizgimi çiziyorum. Yine merkezi kontrol ediyorum. Merkezden geçecek. Çizgilerimin katladığım noktaların tam üstüne gelecek şekilde
çizgiyi çizdim. Şu anda daireyi artı işaretinden, yani 1 bölü 4'ten başladık. Şu anda ne yaptık? 8'de 1. Tamam mı? Yani 1 bölü 8. Yani bir daireyi 8 eşit parçaya böldük. Şimdi bunu biz, yani 1 bölü 8 yerine 16 demiş olsak, 1 bölü 16. Ne yapmamız gerek? Şimdi karşılıklı olarak bu çizgilerin hepsinin de içlerinde çizgi olması demek. Yani çeviriyorum. Bakın hep çaprazlar, çizgiler oluşuyor. Bu çizgileri birbirinin üzerine gelecek ve şuradaki boşluklara çizgi gelecek şekilde dairemi katlayıp yine aynı kontrol ediyorum. Neyi kontrol ediyorum? Alttaki çizgilerle çizgilerin buluşmasını ve orta merkezin düzgün bir şekilde oluşmasını. Bakın kat yapıyor. Hemen düzeltiyorum onu. Düzeltmezseniz 2 milim de oradan gidiyor. Çizgileri oturtturdum. Dış hattımı kontrol ediyorum. Bütün çizgilerin merkezinde tamam. Yine bakın dışa doğru. Bakın dışa doğru veriyorum. Aynı şekilde yine dışa doğru veriyorum. Ondan sonra açıyorum. Bakın 16'da 1'in ilk dilimlerinden 2 tanesi oluşmuş durumda karşılıklı. Şimdi bunları birbirine denk gelecek şekilde böldüğümüz zaman 16'da 1. Diyelim ki bu 16'da 1'i yaptık, bitirdik. Size hızlandırılmış göstermiş olalım. Kat yeri, merkez, işaretleri baz alarak şöyle çizdim. Diyelim ki biz bunu 16'da 1 değil 32'de 1 yapalım. Yani daha da çoğaltalım. Ne yapacağız? Bunları da böleceğiz bu sefer. Ne yapıyoruz? Bu görmüş olduğunuz çaprazları birbirine denk getireceğiz. Bakın en küçük hali şurası ya. Bak orayı denk getiriyorum. Aynı şekilde karşıda aynı çizgiyi, merkezi baz alıyorum, kontrol ediyorum. Dışa doğru yine katlama yerini dışa doğru vererek çiziyorum. Kaldırıyorum şöyle. Bakın daha küçük daire. Yani 32'de 1. Bunu bir kat daha bölersen ne olacak bu sefer? 64'te 1 olacak. Bu şekilde devam ediyor. Yani daireyi bölmek. Ama buradaki olay ne? Burada şimdi bu olayı karşılıklı çizdiğimizi düşünecek olursak, hani şöyle bir işaret yapalım. Çünkü bize normalinde şu alan lazımdı. Hani küçük bir göstermiş olalım. Yine merkezi dikkat ediyorum. Koyduğum işaretleri şöyle bastırmadan yapalım. Sileceğiz çünkü biz sonra bunu. Bakın. Şimdi burada dış alanım dendanlıysa ne yapıyorduk dairede ilk önce? Dairenin dendanın var olup olmaması veya düz olup olmaması. İlk önce onlara karar veriyoruz. Ondan sonra dairenin iç desenine geçiyoruz. Yani dairenin desenini çizip de dışa geçmiyorsunuz arkadaşlar. İlk önce dış desenine karar veriyorsunuz. Ne yapmak istediğinizi. Ondan sonra iç desene geçiyorsunuz. Şimdi biz buradaki alanda neyi çalışacağız? Biz buradaki alanda şu deseni çalışacağız. Bizim için ihtiyaç olan şu görmüş olduğunuz çizgi şuradaki alanda. Yani şu yapmış olduğumuz kat var ya, şu kat bize lazım olan. Tamam mı? Alan bu.